Kayıtta mıyız? Sayın değerli ev davulcuları, Kent Park AVM'deyiz. Burası benim stüdyom. Şuraları çeksin Doğancan. Tapsant Akademi içerisindeyiz. Burası Roka'nın, benim grubumla aynı zamanda davul dersini verdiğim stüdyo. Roka Okan Özdemir stüdyoları burası. Buraları da çekebiliriz. Burada böyle posterler var. Bu posterler benim öğrencilerimle verdiğim konserlerin posterleri. Şu üçünü görebiliyoruz. Burası da stüdyo. Türküzileri sponsorumuz. Evet, burası benim stüdyom. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün önce Paragon'dan bahsedeyim biraz. Gel şöyle oturalım da karşılıklı rahat olsun. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bir parça davul yapacağız. Bu gördüğünüz davulları ben kendim imal ettim. Kendi el yapımı davullarım. Şu arkada logosu olan marka benim markam Paragon Custom Drums diye. Paragon'dan çok kısa bahsedeyim. Bundan böyle bir herhalde 7-8 sene evvel akrilik dediğimiz malzeme var. Davul genelde böyle şunun gibi. Anam ağırmış. Böyle ağaçtan yapılan bir enstrüman ama bazen de akrilik dediğimiz malzemeden de davul yapılabiliyor. Ben de hep böyle bir şeffaf akrilik davulum olsun istiyordum. Satın alacağım, baktım fiyatı ne kadar? 11 bin lira mıydı, 12 bin lira mıydı o zaman filan? Benim de böyle birikmiş 3-4 binim var. Dedim ki niye kendim yapmıyorum? Onun üzerine olaylar gelişti. Sanayide bayağı bir gezdim elimde davulla. Şakalara maruz kaldım. İşte Ramazan işte kız vermeyiz bilmem ne filan falan. Demlik demlik çay içtim. Litrelerce çay içmek zorunda kaldım. En nihayetinde ama bir şekilde davul yapmayı başardık. Adını da Paragon koydum. Çünkü Paragon ilk mükemmel örnek demek. Çünkü benim ilk yaptığım trompet, şuradaki trompet. İlk seferinde çıkarabilmiştik. O ilk yaptığım set bu arada. Ondan sonra da burada kendi davul setimi yaptım. Soranlar oluyordu. Birazdan da davul setimi göstereceğim. Mangadan Özgürcan Öner'le D2 Festivali'nin birincisinde iletişime geçtik. Dedim ki ben böyle böyle bir şey yapıyorum. O da ilgilendi. Dedim sana yapayım. Gel benim sanatçım ol. Ondan sonra Özgür abi de olur dedi. Akabinde Özgür'e bir davul yaptık ondan sonra. Sonra İskender Paydaş duydu. İskender Paydaş'a bir değil birkaç tane davul yaptık. İskender abi de biraz para var galiba. Şey diyor mesela. Abi bu davul ne yapıyoruz diyorum. Bodrum'a taşımak zor oluyor falan diyor. Öyle, öyle tavırları var. Cennet canımıza minnet. İskender abi sevdiğimiz bir abimiz. Çalışıyoruz biz de. Yok İskender abi hakikaten tatlıdır. Yani nazik bir adam, güzel bir adam. Bugün İskender abiye bir davul yapacağız fakat bu sefer plexiglass'tan yapacağız. Aslında Pimp My Davul tadında bir organizasyonumuz olacak. Kendisi ayın 3'ünde benim Mal Anlatır gibi programına konuk olacak. O zamana davulu yetiştirmeyi planlıyorum. İskender abinin bana gönderdiği davul, aha bu boktan durumdaki Tama Imperial Star'mış bu. Yapacağımız işlemi anlatayım. Davulu sökeceğiz. Söktükten sonra yani komple bütün parçalı lugları falan sökeceğiz. Önce bir de kendi davulumu tanıtayım. Bu gördüğünüz set benim davulum. Eskiden bunu yani eskiden daha büyük setler kullanıyordum. Daha yüksek bir setup kullanıyordum. Daha sonra niyeyse böyle bir minimalist durum yakaladım. Kızı çeksene. Bunu her yerde kullanırsın. Çok signature. Sıçan Barbie. Çok signature bir şey. Davulumun süsü. Bu davulu ben kendime yaptım. Üstünde Roka'nın en sevdiğim şarkısı olan yani bizim en sevdiğimiz şarkımız olan Yarın Olmayacağın sözleri var. Öyle bir şey yaptım. Dillerim gördüğünüz üzere Turkish. Kick'im 22. Büyük sub tonları seviyorum. Tomum 14, 12 flor tom 14, tomum 12, 14'te trompetim var. Gördüğünüz üzere bütün set aynı zamanda şu gene kendi icadımız olan şu porta bağlı. Bu porta bağlı olduğu için şuna basarak davulun rengini değiştirmemiz her seferinde mümkün oluyor. Fakat biz bu davul değiştirme, renk değiştirme muhabbeti sırasında Özgürcan'ın neyi şey diye tutturması var. İşte vurunca yansın filan. Kendisi de Ankaralı olduğu için onda da biraz pavyonculuk var. Biz onun üzerine bunu geliştirdik. Önce davulun vurdukça yanma muhabbetini ses üzerinden yaptık. Fakat öyle bir durum ki şimdi kick'e vuruyorum. Kick'teki sesi tom algıladığı için tom da yanıyordu, sönüyordu. Sonra Arge departmanıyla beraber dedik ki biz bunu basınç şeklinde çözeriz. Yani sonuçta buraya vurduğumuz zaman içeride bir basınç oluyor. Bu basınç üzerinden çözelim dedik. Daha sonra da bunu başardık. Bakın. Gördüğünüz üzere böyle bir format. Mesela bu dördüncü modu. Biraz daha geçelim. Bakayım bu ne acaba? Ha, bunda hepsinde başka bir renk. Yanan bir modu var. Bir tane daha geçiyorum mod. Siklemen rengi bu. Ha, bu palyaço modu. Hepsi ayrı bir renk. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu arada İskender abiye de aynı sistemde ve Özgür'e de aynı sistemde oldu verdim. Onu sahnede kullanıyorum. Abi çok güzel mod. Vurdukça renk değişiyor. Gibi.
gibi. Mesela bir şey çaldığım zaman çok net belli oluyor. Gibi. Son modumuza da geçelim. Varsa bir mod daha. Şurada rakamdan anlıyoruz. Galiba 8 olacak. 8. 8'de de böyle. Efendim Ankara alemlerinde özellikle Maltepe civarında son derece alkış alabileceğiniz pavyon moduyla sizlerle beraberiz. Mon Amour modu. Barbie Show modu da bu. Bu modu ben koymadım davula. Yapan kişi koydu. Beyazda bırakalım. Kısaca davul setimde bu şekilde konserime genelde bu davullarla gitmeyi planlıyorum. Stüdyodan da biraz bahsedeyim. Burada Uğur'un amfisi ve zımbırtıları var. Hiç açmıyorum. İçi bok gibi dağınıktır kesin. Burada DJ'miz Atalay'ın setup'ı var. Prova yapacağımız zaman bu davul dışarıya çıkıyor. DJ setup'ı böyle geliyor. Uğur böyle geliyor. Bu da Halil'in mikrofonu. Halil de buradan şarkısını söylüyor. Roka 10 senedir provalarını bu stüdyoda yapıyor. Aynı zamanda ben hafta sonları dersimi bu stüdyoda veriyorum. Şimdi buyurun davul yapma işine bir parça başlayalım. Şimdi ben bunu dün söktüm. Daha doğrusu bir kısmı sökülü geldi. Arkadaşlar davul dediğimiz malzeme aslında bu ağaç. Üstünde şöyle bir kırmızı kaplaması var. Şunlar da arkadaşlar lag babası diye tabir ettiğimiz şöyle bir parça var. Şunlar şurada takılı oluyor. Bunlar tabii vidaları içeriden takılı oluyor. Bunların hepsini söküyoruz. Bu parçalar bu arada çok kötü durumdalar şu an. Bunları parlatmanın bir yolunu bugün arayacağım, bulacağım. Normalde İskender abi renk değiştirme isteseydi bu kolaydı. Yani bunu elektrostatik boyayla çözebiliyoruz. Hatta elektrostatik boyacı da bana esnaf şakalarını yapan insandır. Boya sırasında demiri tut dedi. Tuttum, elektrik çarptı, güldüler. Elektrik çarpıyor. Bu bir sanayi şakası. Tabii ben davul yaparken çok böyle şeylere maruz kaldım ama sinirlenmiyoruz canım. Bunlar orada esnafın günlük yaşadığı olaylar. Dediğim gibi şimdi ilk yapacağım şey bu davulları bu şekilde. Şu parçaya gelene kadar sökeceğim. Yani şu lag babalarını sökeceğim, şu kortelini sökeceğim. Bu parçalar söküldükten sonra bunları alacağız. Bahadır abi gideceğiz. Bahadır abi hadi şunu bir kaplayalım diyeceğiz. Ve davulu kaplayacağız. Kaplamamız bittikten sonra şu lag babalarını röneve etmenin bir formülünü bulacağız. Şimdi yavaştan efendim şarjlı diye tabir ettiğimiz matkabımızdan sökmeye başlıyoruz. Bu arada bu da dünyanın en bok işi. Arkadaşlar bu süre zarfında bir tane bile vida kaybetmemek çok önemli. Çünkü yedeği olmayan bir malzeme. Vida da eksik olursa lag babası oynar. Lag babası oynarsa sürekli akort kaçması söz konusu olur. Mesela bir tane vida düştü. Gördüğünüz üzere bu lag babalarını, bu parçaları burada duruyordu. Bunları söktük. Şimdi son sökmemiz gereken şey... Teşekkür ederiz Tama. Güzel bir davul yapmışsın ama buraya kadarmış. Senin markanı buradan uçuruyorum. Çünkü bu davulu customize ettikten sonra diğer davullar üzerinde de görebilirsiniz. Hatta arkandaki davulun ortasında vardır. Kendi brandimiz var. Sökme sebebim şu. Bunun üzerine şimdi folyo gibi bir şey geleceği için bu kısmı potluk yapar. O da iyi olmaz. O yüzden mümkün mertebe temiz bir zemin yaratma gayretindeyim. Yan keskiyle mi girsem, şununla mı girsem bir şekilde çıkaracağım ben bunu. Çünkü inat ettim. Şimdi şuradan bir yerden bir kesik atmak lazım. Ya mevzu ne biliyor musun? Şurada bir tane vida var. Hava deliği, hava boşluğu davulun. Arka tarafında da o vida var. Onu bir kere geçmeli yapıyorlar ve o malzeme çıkmıyor ondan sonra. Allah'tan bundan her davulun üzerinde sadece bir tane var. Sikeceğim markasının da logosunun da artık markanıza sokan markanıza. Neymişsiniz lan? Şimdi biraz sinir geldi bana 2 saatte çıkarabildiğim şeyi. Plakayı. Şimdi Doğancan güzel bir soru sordu bu trampeti elime aldığım zaman. Gördüğünüz üzere bu trampet. Trampetin kendine has sesini veren şey bu kort teli. Şu mekanizma. Eğer bu kort telini şuradan gevşetirseniz bakın aşağıda boşluğa düştü. Dolayısıyla buraya değmiyor. Artık sadece bu boyutta bir normal davul sesi verecek. Ama bunu kapattığınız anda bu teller derinin altına yapışıyor. Yapıştığı zaman da trampete özgü kendi sesini veriyor. Şimdi bunu sökmeye önce kort telinden başlayacağız. Kort telinden nefret ederim. Sökmesinden de takmasından da çok da gıcık bir iştir. Parçayı böyle alıyoruz. Bu arada şundan bahsedeyim. Ben bu işi nasıl öğrendim? Doğancan merak ediyor musun? Aynen. Bir insanın merakı olacak. Anlatabiliyor muyum? Meraktan ziyade şöyle bir durum. Şimdi tabii merak işi de ben çocukken demeyeyim ya lise son bitti işte hazırlık üniversite zamanı filan. O zaman bestekar sokağa takılıyoruz. O arada ne kadar güzel lan sokakta kimle konuşsun herkesin müzik grubu filan var yani keyifli yıllar.
Limp Bizkit Linkin Park patlamış. İnsan dolayısıyla özeniyor ondan sonra. Gerçi rockçı dediğin her zaman rockçı da. O insanlarla beraber. O dönem işte paso tabii gruplar var. Stüdyoya gidiyoruz. Provalar oluyor ıvır zıvır. Mars stüdyoları vardır. Mehmet Uğur Memiş'e sahip olduğu sinirli de bir adamdır. Mars stüdyolarını ben çok seviyorduk. İyi bir stüdyoydu orası. İyi bir prova stüdyosuydu. Mars'ta yer bulması bile zordu. Şöyle söyleyeyim. Sene başından pazar günü mesela saat 14 ile 16 arasını sezon başında şey yapardın. Alırdın. Ve onun parasını verirdin. Neyse o dönem ben şeyi de çok seviyorum. Hani stüdyoya mesela erken gidiyorum. Bir saat orada duruyorum. Hani müzisyenler geliyor gidiyor falan. Gelenlerin bir kısmı eş dost. Olmayanlarla da tanışıyoruz falan. Sonra bir süre sonra ben oraya düzenli bir şekilde gitmeye başladım. Uğur abi de dedi ki, oğlum sen davulcusun bak meraklısın da deniyorsun, çalmaya uğraşıyorsun bilmem ne. İçeride dedi, bizim kayıt stüdyosunun içerisinde iki tane küçük stüdyo var. Benim de dedi orada kayıtlarda kullandığım davullar var. Prova stüdyosundaki davullar var. Benden sana dedi, al imkan, sen buraya istediğin zaman gel. Davulları sök, tak, içeriği temizle, envanter listesi yap falan. İstediğin zaman da gel burada davul çal. Benim tabii o dönem davulum yok. Davul stüdyosunda istediğin zaman davul çalabilmek. Acayip nimet yani. Çok çok büyük nimet. Allah Uğur abiden razı olsun o konuda. Ben de Uğur abinin hakkını verebileyim. Yani bana o davulu çaldırıyor. Onun hakkını vereyim diye. Bir davul stüdyosu vardı içeride. Davul odası. Davul eşyanın durduğu oda. Allah'ım bok götürüyor. İçeride de Ruj grubundan tanıyacağınız. Aynı zamanda Ankara'da Self Torture'da da uzun dönem çaldı. Oktay Fıstık'ın Pearl Masters davulu var. Rüya gibi davul yani. Olmayacak bir şey. Herhalde Oktay'ın da manlı kıymeti yok. O davulu da oraya bırakmış. Orada duruyor filan. Orayı komple boşaltıp temizleyip içerideki eşyaların listesini çıkarıp falan uğraşırken bir süre sonra yüz bulup Oktay'ın davulunu sökmeye başladım. Yani böyle lagları açıyorum, şeyleri delileri yırtıyorum bilmem ne falan. Her şeyi inceliyorum. Söküyorum, takıyorum bilmem ne falan derken o dönem davulun mekanizmasına hakim olmaya başladım belli bir yerden sonra. O dönem işte mevzuyu anlamışız neyin nasıl olduğunu falan. Oradan bu iş yürüdü. Bu arada bu da geyik yaparken bitti mi bitmedi. Oo, şu pisliği çekmeni isterim birazdan. Bu arada telefon çalıyor, bir rahat vermediler ha bugün de. İsviçre Büyükelçiliği. Bu arada bu gördüğünüz şey bagetten düşen hayatın kenarına vura vura baget parçalanıyor ya. Trampetin üstünde birikir bu gördüğünüz şey o. Bu arada çekime kısa bir ara veriyoruz. Beni İsviçre Büyükelçiliği'ne çağırdılar. Şimdi oraya gideceğiz. Önemli bir iş için. Doğancan da benimle beraber olacak inşallah. Ondan sonra gelip burada devam edeceğiz. Çekimi öpüyorum çok. Şimdi sayın arkadaşlar arada bu arada bayağı bir vakit var. İsviçre Konsolosluğu'na gidip geldik Doğancan'la beraber. Benim bir işim vardı unutmuşum onu hallettim. Gördüğünüz üzere davulları komple böyle söktük. Okey. Üzerinde hiçbir parça kalmadı. Plakası ıvırı zıvırı dahil. Burada elimizde şeli var. Bezim de geldi. Gördüğünüz üzere bunlar kaldı. Bunları kaplayacağız. Şu plakalarını filan her şeyini söktük. Şimdi bu davulun normal şeli yani kendisi. Şunlar da davulun kasnakları. Yalnız kasnaklar şöyle göstereyim çok kötü durumdalar. Bu kasnakları bir şekilde tekrar parlak hale getirmek lazım. Bunun yöntemini araştıracağım. Ondan sonra da yaparken de siz de göreceksiniz. Davulda söktüğüm parçaların hepsini bir deri üzerinde topladım. Leş gibi duruyorlar. Şimdi bu parçaların temizliğe gidecek olanlarını burada ayırt edeceğim. Ondan sonra bundan sonraki adımda davulu bir, davulun şerlerini ya davulun kendisini kaplamaya götüreceğiz. İki, bu shiny olmasına, parlak gözükmesini istediğimiz parçaları bir şekilde parlatmayı öğreneceğiz. Şimdi bugünü bitirdik. Elimizde gördüğünüz üzere malzemeniz hazır. Bundan sonraki kameranın açılışı tahmin ediyorum Bahadır abinin yanında matbaada olacak. Görüşmek üzere. Manyak mıdır? Maç mı akşam mı lan? Yarın. Burcu, duy beni hayatım. Eve gelemememin tek sebebi Ömer. Kendisi abi onda eve... parayı yiyor pezevenk. Benden ne alakası var? Allah Allah. Çekime diye çağırıyor zorla pavyona götürüyor. Karaciğerim çürüdü lan içmekten. Sığır gibi yazıyoruz o üstünde. Çek. Kesin şu sonlarda var. Kesin ha. Kesin konuşmaları var. Oğlum var. Elindeki bu arada metalci tesbih. Bak yapı ürünleri falan. Çekiyor musun? Öf tabii. Bak hırdavat aldım. Yapı civata. Ha buralar. Da nasıl bir yer? Doğacan çek. Çekiyorum abi, çekmez mi? Abi Nur Bey. Allah aşkına.
Oğlum bir de ayrıyetten şey kabisi var ya, o sıkıntı. Oval kabisi var ya. Anladın mı? He? Anladın mı? Sürünüyor. Sürünse şey yapar. Neydi onlar da? Çekiştirecek mi? Yok. Nasıl bir ortamdasın lan sen? Ne bileyim ben arkadaş. Ben normalde davul çalıyorum. Meslek bu aslında ama. Bugünkü işlemlerin kalanını anlatıyorum. Davullar bitti. Deri işini de hallettik. Zuhal Müzik'ten derileri alacağız. Bugün yukarıda Kent Park'ta. Bizim ofisin yani. Stüdyomun yukarısında Zuhal Müzik var. Oradan deliler gelecek. Arkasından bu parçaları temizlersek ya davul bitti. Bugün montajı tamamen yapıp bitirmeyi planlıyoruz. Zorlu mu? Yok canım. Niye lan? Gey oldum ben. Yok abi çocuk. Uzun iş ya şimdi. Ben kendime ilerliyorum. Sen de iyi baba olur oğlum. Bizim lehimizin pip paydalı şu kılığıma bak ya. Beyaz gömlek işten çıkmışım. Kulakları çınladı herhalde kendisi. İskender abi adaylı süper duruyor demiş. Sonuçta ben yapıyorum. Şimdi bu balonu şunu çek, Paragon çok normal yazdım. İskender abi çalışma şartlarımızı bir gör ama. Net. Kim bilir ne güzel sanat ortamlarında bu davullar kullanılacak. Ya şuna bakar mısın? Abi, bak before yapayım. Bir dakika before yapacağım. Nerede before'luk yok ki. Aha before böyle böyle boktan bir şey. After. Evet, after aman yarabbim. Wow. Ben kendim özellikle karate kit gibiyim. Cilala parlat. Yok öyle bir şey dedim ya. Abi bu iddialara ne diyorsun? Ne bileyim ben. Horoz da demiş ki ben anlamam ben çakar geçerim. Hay aşağı. Herkes bildiği işi yapsın. Kendimi kader işçisi gibi hissediyorum. Yaz kış açık bence. Ah İskender abi. Ah İskender abi ha. Fatih. Allah. Ha. Korklar çak. Ne işine hasret kaldım. Abi bu kadar dinlen için. O yanıltabilir. Bir ver bakayım ona. Bu trompet bu değil. Ya şey mikrofonu yanında. Verdi bir yandan şu müziği kısalım anlatayım. Yoksa bölüm yanacak. Arkadaşlar İskender abinin davulunda bayağı bir gelişme kat ettik. Şuraya 3 parçasını çıkardım. Çekiyor musun 3 parçayı? Şimdi trompeti yapacağım. Trompet biraz çetrefilli bir parça. Bunun lag'larını deleceğiz. Biraz aslında bu mevzunun nereden başladığını anlatayım ben. Şimdi bildiğiniz üzere hepimizin kullandığı bir takım aletler var işte. Telefonumuz olsun, ceketimiz olsun, ondan sonra arabamız olsun ıvır zıvır. Fakat bunların hiçbirisi bize özel değil. Yani benim şu an ayağımdaki ayakkabıdan ne var mesela? Air Jordan var. Gerçi bundan herkese yoktur. Air Jordan 12 var ayağımda da. Olmayan bir malzeme üzerinden gidelim. Ya atıyorum, kafamdaki şapkadan bile atıyorum. Binlerce üretildi ve bundan herkes de var. Bir gün şeyi seyrediyorum. Son Samuray diye bir film var Tom Cruise'un. Çok da sevdiğim filmdir. Orada şey diyordu, işte bir samurayın kılıcı onun ruhudur filan. Onu sadece ona özeldir filan gibi bir geyik vardı. Şeyi düşündüm, yani bana özel hiçbir şeyim yok. Götümdeki don bile muhtemelen işte kaç kişiye satıldıysa aynı model o kadar insan da var. Bana özel bir şey olması lazım, ne olması lazım? Ben dedim ki yani davulum en azından bana özel olsun. Custom fikri zaten burada devreye giriyor. Aslında telefonlara taktığımız kaplar bile bakarsan bu da bir iPhone ama arkasında işte Bunny yazıyor benim lakabım. Bu telefonu bana özel kılıyor. Dedim ki insanlar muhakkak kendine özel bir davul isterler. Bütün hikaye buradan başlıyor. Benim aslında zerre el yeteneğim yok. Yani dökmeden bir bardak su taşıyamam. Burada da zaten çok ince bir işçilik yapmıyorum fakat yıllar boyunca ailemden de işte aman sen kırarsın, dökersin filan gibisinden çok laf işitmişliğim var. Biraz da bence ona tepki olarak ben oturup bu işe bu kadar sardım, yapacağım, edeceğim gibisinden. Akabinde bu şekilde davulları yapmaya başladık. Bugün bu işin montajı bitecek.
Her şey bittikten sonra davulun son halini göreceksiniz. Durum bu. Gördüğünüz üzere trompetin deliklerini açtık. Şimdi bu deliklere şu lugları geçen sefer nasıl söktüysek eşekler gibi geri takıyoruz. Sonra bunların altından şuralarından vidalarını atacağım. Ondan sonra bugün akorde yapmıyorum. Davulu akorde etmeyeceğim. Onu da ayrı bir programda anlatacağım. Davul nasıl akorde edilir gibi gibi üzerinden yürüyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Sibel. Gönderelim. Evet şifre. 06. Arkadaşlar herkese selam. Merhaba. Merhaba. Oğuzhan Bey'le beraberiz. Montajı bitirdik fakat montajın sonunda şeyi fark ettik. Biz kapanış cümlesini falan yapmamışız. Biraz tiner etkisi altında kaldığımız için onu koymayı unuttuk. Dolayısıyla şimdi çekip bunu koyacağız. Ben çok kötüydüm. Aynen. Bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Linkler zaten sağda solda çıkmıştır. Oraları tıklayıp takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümler gelmeye çalışacak. Korona etkisi altındayız biraz. Bilmiyorum nasıl yürüteceğiz süreci. Ama ben o kadar da kötümser değilim. Bir yerden sonra bu iş piklediği zaman tekrar iyi yerlere varacaktır. Sakin ol, sakin. Aynen. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Daha sağlıklı, daha güzel günlerde biz devam edeceğiz. Etmeye çalışacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Malantır gibi devam ediyor.